Merhaba arkadaşlar, ben Nigma. 26 Nisan 1986 Pripyat. Saatler sabaha karşı 1:23. Dünyanın göreceği en korkunç olaylardan birine sadece dakikalar var. Bir insanın egosunun nelere yol açabileceğini görmek ister misiniz? Şef mühendis Anatoli Dyatlov, kendisine yöneltilen tavsiyeleri hiçe sayarak nükleer santraldeki testi yönetmeye kalktı. Öyle ki 700 ila 1000 megawatt aralığında belirlenen reaktör enerjisini 200 megawatta kadar düşürdü. Böylece reaktörün kendince daha kötü durumlarla başa çıkabileceğini düşünüyor ve bunu test etmek istiyordu. Kendini o kadar beğenmiş biriydi ki asla başka tavsiyelere kulak asmıyordu. Sonucunda reaktördeki 50 yakıt çubuğu aşırı ısınmadan dolayı parçalandı ve muazzam bir enerji ortaya çıktı. Bu da reaktörün, yani nükleer santralin patlamasına yol açtı. Atmosfere 50 ton nükleer yakıt yayıldı. Bu Hiroşima'nın 10 katı büyüklüğü. Bölgeye 700 ton radyoaktif granit yayıldı. Yani dokunduğunuz her şey artık radyasyonluydu. İşte tüm bu havaya çıkan radyasyon bulutunun nasıl dünyaya yayıldığının uydu kayıtlarını izliyoruz. Önce batıya doğru ilerleyen radyasyon bulutları, sonra kuzeye, ardından da güneye ilerliyor. Haritaya baktığımızda Türkiye yoğun radyasyona maruz kalıyor ve yıllar içerisinde kanser oranında 2 kat artış gözüküyor. Evet, dünya bir zehrin etkisine maruz kalmıştı. Fakat bu son değil, aslında her şeyin başlangıcıydı. Kalıntıları temizlemeye gelen 1000'e yakın işçi o gün tedbirsiz gelmişti ve 15 gün içerisinde yüzlercesi öldü. Peki sonrasında hayatta kalanlara ne olmuştu? Kanser oranı bölge çevresinde normalden 200 kat arttı. Bu sebeple 20 bine yakın insan intihar etti. Hayatta kalan insan ve onlardan doğan çocukların birçoğu bu facianın masum günahkarları olacaktı. Bu konuda Pripyat'a gidip neler yaşandığını faciayı görenlere sordum. Ну, мощность взрыва, я не могу сейчас вам точно сказать, какая была мощность взрыва, но могу только сказать, что шатер, весь железобетонное все ограждение было, так сказать, ну, нарушено, и все это было как во время бомбежки какой-то. Картина была страшная.
смены всегда ходили сюда на стадион играть. Вот. Ну, а теперь здесь тишина. Никто не бегает. Бегали всегда здесь все, кто бегом занимался. Дорожки были всегда все заняты. Нет, здесь не было. 1 мая здесь уже никого не было. Но здесь Припять эвакуировали 27 апреля. Очень быстро эвакуировали, так что 1 мая здесь не было никого. Даже мы уезжали последние, вот наша лаборатория, наш отдел, и уже никого не было, уже никто не жил здесь. Уже просто ходили по домам и смотрели, где кто остался. Если, потому что здесь несколько старух было, оставалось больных, которые не смогли эвакуироваться. А так уже никого не было, пустой был город. Şimdilerde patlamanın olduğu bölgeye beraber bakalım. 30 yıl sonra şehir tekrar kendini toparlamaya başlamış. Tıpkı doğanın kendi kendini en mükemmel şekilde yenilemesi gibi. Bir zamanlar çocukların neşeyle koşturup oynadığı yerler, günümüzde çürümeye bırakılmış ve bomboş. Hastaneler o gün olduğu gibi terk edilmiş. İşte bir okul. Tamirat halindeki bir spor salonu olduğu gibi bırakılmış. Olayın özeti aslında şöyle. Patlamanın etkisiyle 8 ton nükleer gaz açığa çıktı. 115 bin insan tahliye edildi. Toplamda 500 bin personel görev aldı ve patlamanın etkisiyle o an 34 kişi yaşamını yitirmişti. Hayatta kalan bazı insanlar ise yıllar boyunca bu radyasyonun etkisinde yaşamına devam etti. Aslında etmek zorunda kaldı. Radyasyon nedeniyle mutasyona uğradığı iddia edilen insanların bir askere saldırma videosu. Bu video ne kadar gerçektir bilinmez, fakat 30 yıl sonra kapılarını ilk defa insanlara açan Pripyat Cebaliye köyündeki Alimiya o günleri anlatıyor. Şu an Cebaliye'deyiz. Yanımda da Hacı Alimiya nine var. O günler oldukça sıkıntılıydı. Şehirden kaçmayıp senelerce ormanda bulduğum meyveleri ve semizotlarını tükettim. O gün bugündür bir gram et yemedim ve sen benim kapıma kadar geldin. Ve bugün şahsi günündeyim. Şaka bir yana, o kadar kötü görüntüden sonra biraz olsun gülmek sizlere iyi gelir diye düşündüm. Çernobil hakkında orada mutasyona uğramış bazı varlıkların olduğu konuşulmakta. Bunlara açıklık getirmek için Nova Prospect olayların yaşandığı yere, Pripyat'a her şeyi incelemek üzere gitti. Videoyu kartlardan ve açıklama kısmından bulabilirsiniz. Bu tarz videoları ve daha fazlasını görmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben Nigma. Görüşmek üzere.